Şimdi Zener Diyot'ta kalmıştık. Şimdi aynı konuyu farklı çeşitli şekillerde, farklı yollarla bir daha anlatmaya çalışıyorum ki hani olur da bir taraftan anlamazsanız diğer taraftan biraz daha otursun diye. Şimdi bugün, geçen hafta anlatmıştık, Zener Diyot'ta kısa bir giriş yapmıştık. Bugün biraz daha detaylı işleyeceğiz. Sonra da transistöre geçmeye çalışacağız. BJT transistörler, onların iç yapıları, nerede kullanılır, nasıl kullanırız, akım gerilimleri, çalışma bölgeleri, onlarla alakalı örnek uygulamalı devreler olacak. Elimizde bir sürü soru var. Yani şu ana kadar çalışmaya başlamış olmanız gerekiyordu. Örnek soru çözmüş olmanız gerekiyordu. Ve benim derste anlattığım kadar en az minimum sizin evde çalışmış olmanız lazım. Ya anlaması da anlatması da zor bir ders. O yüzden ve işlem hatası yapmamanız gerekiyor. Çok fazla işlem adımları var. O yüzden evde muhakkak çalışmaya başlayın. Vaktinizi boz geçirmeyin. İkinci hesap makinesini unutmayın. Hala tekrarlıyorum. Hesap makinesi kullanmayı bilmeyen var mı hala aranızda? Muhtemelen son dakikaya bırakacaksınız. Son gece gene öğreneceksiniz ama son gece bırakmayın lütfen. Sonra sabahleyin hesap makinesi kullanamıyorum diye ya da hocalara söylemeyin. Ya hocam bundan Kürt nasıl bulacağız diye. Durum böyle. Şimdi bugünkü konu zener diyotlar ve zener diyot gibi kullanabileceğimiz özel diyotlar var. Zener diyotu anlatacağım birazdan. Diğeri varikap dediğimiz farklı bir diyot var. Optik diyotlar var. Özel amaçlı geliştirilmiş diyotlar var. Bir de bununla alakalı sistem uygulamaları var. Onlara bakacağız. Şimdi buradaki esas amacımız çalışmadaki amaçlar. Yani bu dokümandaki ya da bu ders konusundaki amaçlar. İlk başta zener diyota bakacağız. Zener diyot karakteristikleri, işlevleri nasıl çalışıyor? Daha sonra zener diyotla geliştireceğimiz regülatör, gerilim regülatörü devrelerimiz var. Bunun anlamı ne? Elinizde 20 voltla ya da şöyle diyelim 6 voltla 20 volt arasında giriş gerilimi veren kaynaklar kullandığınızı düşünün. Ama çok çeşitli kaynak var. Ve sizin amacınız hangi giriş gerilimi olursa olsun 5 volt sabit alabilmek. Bunun nasıl bir kolaylığı oluyor? Elinizdeki her türlü adaptörle çalışabilen bir devre tasarlamış oluyorsunuz. Gerilimleri işte uygun bir tane gerilim kaynağı bulmanıza gerek kalmıyor. Çünkü bir adaptör oluyor. Spesifik adaptör. Ona göre geliştirilmiş devre. Ama bulamıyorsunuz. Ne oldu? Devre çöp bundan sonrası. Kullanamıyorsunuz. Bunun örneğini söyleyeyim size. Şimdi bir tane elimizde bir devre var. Ama sadece işte o kadar küsur süratli bir devre tasarlanmış ki 19.3 voltta çalışıyor. O adaptörü bulmak mucize. Bulamazsanız ne oluyor? Devre çöp ya da ona uygun sizin tekrar yeniden bir güç kaynağı tasarlamanız gerekiyor. Bunlar yapılacak şeyler ama çok zahmetli işe giriyor. Yani cihazı sıfırdan satın alsanız daha uygun. Ama genellikle tasarlanan adaptörler ucuları ve gerilimleri taşıyacağı akım kapasiteleri belirli sabit derecelerde ya da belirli kategorilerde yapılır. Piyasada bulunurken de işte bir adaptör yoksa onun muadilinin bulunabilecek şekliyle yapılır ki gittiğiniz zaman hemen alabilirsiniz. İkinci kısımda bunların jack ucuları. Yani dönüştürücü ucuları. Bunlarda evrensel ucular var, bazı değişik ucular var. Geçen mesela bize bir tane kamera geldi. İşte ucunu bulunamamış. Aslında adaptörünü bulamamışlar. Orijinal adaptörü. Getirdiler. Pin ucu çok değişik bir pin. Türkiye'de yok. Yurt dışındaki firmada batmış. Bir şey patladı. Cihaz patladı. Kullanamıyoruz şu anda. Cihazın değeri de sanırım 600-700 euro mu? Dolar mı neydi? Tanesi. İki tane cihaz var. İkisinin de adaptörü kayıp. İki cihaz da çöp oldu. Yani o yüzden bir şey tasarlıyorsanız siz yani bir şirket olduğunuzu düşünün. Bir şey tasarladınız. Bittiniz. Sonra iflas ettiğinizi düşünün ama sizin ürünler hala piyasada varsa insanlar onu alıp kullanmaya devam edebilsin. Yani bir parçayı değiştirip muadilini hemen bulup kullanmaya devam etsin. Öteki türlü cihaz çöp olmuş olur. Kimseye de bir faydası olmaz. Bunun dışında varikablo var. Bunlara bakacağız. Özellikleri, işlevleri. LED'imiz var. Bu LED'leri kullanırken işlevleri, karakteristikleri nasıl kullanırız? Hatta LED ön direnç hesaplamasıyla alakalı bir formül var. Bugün onu da vereyim. Daha sonra regülatör diyotları var. Schottky diyotları var. Schottky diyotu elektronik devre dersinde laboratuvarda görmüş olmanız lazım. Pin diyot var, tünel diyot var. Yani farklı özel işlevler için geliştirilmiş diyotlar var. Bunlara da bakmaya çalışacağız. Şimdi şurada diyot çeşitleri var. İşte bakın şurası kızılötesi yayan bir diyot. LED yayıyor yani. Kızılötesi ışık yayıyor. Şunlar ışık yayan diyotlar. Yine şurada da kızılötesi ya da LED yayan diyotlar. Yani şuradakilerin hepsi arkadaşlar kılıfları farklı. Bu kılıfları yerlerine oturtabilmek için de bunların bacakları arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu bilip ona göre kılıfları yerleştirmeniz lazım. Ama zaten bunlar datasheet'te var. Yani
kılıfın isminin ne olduğu belli olduğu için siz çok rahat bir şekilde bunları yerleştirebilirsiniz. Mesela şeyi açayım bir. PCB cetveli vardı. Geçen gün PCB cetvelini getirmiştim okula. Görmediyseniz bir de buradan açalım tekrar. Şöyle PCB unutayım. Şimdi bakın, şurada 0405 diye devam eden bir yer var. Burada küçük çemberler, delikler var. Bu deliklerin çapları yazılmış buraya. Sizin elinizde herhangi bir eleman olduğunda bunu bu deliklerin içerisinden geçirip bacakların hangi noktadan geçtiğini tespit edebilirsiniz. Ona göre de PCB'nizi artık ne koyacaksanız o holleri yerleştirebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız bu şekilde en kolay yöntemi. Bu cetvelde şu an Türkiye'de satılıyor 20 lira civarında. Bakalım başka var mı? Tamam, başka yok. Tamam, kılıfları bu şekilde seçebilirsiniz. Ya da datasheet'inde zaten bunun kılıfı vardır. O kılıfı da PCB tasarım programından indirip kullanabilirsiniz. Şimdi bacak bağlantıların sayısı değişiyor. Yani elemanın yaptığı işleve göre, fonksiyona göre bacak bağlantıları da değişiyor. Sadece tek bir kanaldan işte giriş ve çıkış varsa işte led yakabilir, tek yönde akım geçirebilir. 3 kanal olduğu zaman farklı işlevler gerçekleştiriyor. Mesela RGB'lerde, RGB ledlerin bazılarında 3 kanal var. Verdiğiniz gerilime göre bacakları değiştirmeniz gerekiyor. Ya da köprü diyotlar mesela. Normalde köprü diyot dediğim şey 4 tane diyotla yapılıyordu. Ama 4 diyotta da toplam işte 2 giriş 2 çıkış oluyor. Onda da şöyle şu tarz bir kılıflı diyot kullanılıyor 4 bacaklı. Şu büyük uygulamalar, tornavida gibi hani somunlu gibi duranlar da güç diyotları. Aynı şekilde bu da vidalanarak yerlerine yerleştiriliyor. Üst taraftan da artı ve eksi çıkışlarımız var. Bunlar daha çok AC tarafta kullanılıyor. Yine bunların da zener tipleri var. Yani bunlar aslında endüstride kullandığımız ve sıklıkla karşılaştığınız diyotlar ve bunların kılıfları. Şimdi zener diyot dediğimiz şey de normalde diyot gibi çalışır. Diyot neydi? Tek yönde akım geçiriyordu. Ama zener diyot ters yönde de akım geçirebiliyor. Yani iki yönde de biz bunu kullanabiliyoruz. Artık hangi yönde neye ihtiyacınız varsa ona göre tasarım gerçekleştireceksiniz. Yine PN katmanlarının birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Ve referans gerilimi de artık satılırken de şöyle işte 3 voltluk, 3.3 voltluk ya da 5 voltluk şeklinde zener diyotlar satılıyor. Bu sefer kırılma gerilimine göre daha önce diyot seçiyorduk. İşte 50 voltluk, 5 voltluk ya da 100 voltluk, 150, 200 şeklinde. Bunda da yine ters kırılma gerilimi, aslında ters regülatör gibi devreyi tutma gerilimi, zener gerilimi diyoruz biz buna. Bunlar da 3.5-5 volt gibi satılıyor. Şimdi bunlardan bir tanesinin sitesine bakalım. Yine öz lisandan bakabiliriz. Burada datasheetler falan da çoklukla bulunabiliyor. Şimdi bakın zeneri seçtiğimiz zaman şurada kılıfları da farklı olduğunu görüyorsunuz zaten. Yanında da işte 7.5 volt, 5.6 volt, 24 voltluk çıkmış mesela. Aşağıda 16 volt var. Ben şu sıklıkla devrede kullandıklarımızı açayım. Mesela bakın buraya bu dışı cam gibi içi turuncu kaplı, ucunda da siyah bir ok var. Yani siyah bir kılıf var çizilmiş. Burası normal zener taraki diyottaki gibi akımın yönünü gösteriyor. Ters yöndeki akımını, doğru yöndeki akımını gösteriyor. Üstünde bakın 734 diye bir şey yazmış. Bu 734'e de göre de numaralarını tespit edebiliyorsunuz. Şimdi onun dışında datasheet'ine bakalım. Datasheet yok. Bunun şeyleri, bacakları biraz daha ince diğerlerine göre. Şu biraz daha kalın. Bu da mesela 9.1 voltmuş. Datasheet'i açtığımız zaman zaten şu bacak bağlantılarının kalınlıklarını buradan okuyabilirsiniz. Elinizde hani cetvel yoksa datasheet'ten bunların kılıflarını öğrenebilirsiniz.
Kılıflarda Doğu 41'miş mesela bunun kılıfı. Bunun üzerinde de ters gerilim akımına bakalım şimdi. Bunun üzerinde esas bizim bilmemiz gereken gerilim zener gerilimi. Ters yönde gerilimi ne kadar tutabiliyor? Mesela bu 6.8 ile 51 volt arasında tutabiliyormuş. 1 wattlık bir tane diyotmuş. Peki bu biz ne tutacağız mesela? Şurada bir tablomuz var. Bu tabloda sol tarafta bunların zener diyotların part numaraları var, etiket numaraları var. Bu etiket numaralarına göre siz ne istiyorsanız, hangi gerilimi aslında istiyorsanız ona göre seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki ben 7.5 voltluk tutmasını istediğim bir diyot, zener diyot istiyorum. O zaman şu 1N4737A'yı kullanabilirim. Çünkü bu neymiş mesela? Nominal çalışma gerilimi 7.5 voltmuş. Bu nominal dediğim şey aslında zenerin ya da herhangi bir elemanın sürekli çalışma durumunda çektiği akım ya da gerilim demektir. Minimum dediği volt da minimum maksimum da aslında arada bir salınım yapabilir. Bu salınımın da aralığını 7.13 ile 7.88 arasında vermişler. Eğer siz farklı bir diyot kullanacaksanız işte 39 voltta sabitlemesini istiyorsanız ki bu da adaptörden kastım işte. İşte bir laptop adaptörü geliştirdiniz ama 19 çekmeniz gerekiyor. Mesela burada 19'luk yok. O zaman farklı bir seriden bakacaksınız bu zener diyotları sabitleme işine. Ya da mesela burası 18 voltlukmuş. Hatta şu bendekine bakayım kaçmışım diye. Mesela bu bendeki 19 volt. Eğer bunu tasarlayacak olsak burada böyle bir zener yok. Başka bir zener bulmamız gerekiyor. Ama 20 aldığınız zaman da 19-21 arasında veriyor. Eğer bu da iş görürse hiçbir şey yapamazsanız bunu seçebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Peki bir devreye fazla gerilim verirseniz ne olur? Gerilimi arttırdığınızı düşünün. Ne olur? Şöyle devrenin çektiği akım artmaya başlar. Çünkü neydi? V eşittir I çarpı R'ydi. Sen gerilim arttırırsan direnç sabitse fazla akım çekmeye başlar. Çektiği fazla akım da eğer taşıyabileceği kapasiteler üstündeyse bir yerler yanmaya başlar. Patlar yani bir yerden sonra. Isınmalar olmaya başlar. Ve daha önce de söylemiştim bu devre analizlerinde her bir elemanın üzerindeki gücü hesaplıyordunuz. P eşittir I çarpı V mesela. Bir eleman taşıyabileceği maksimum gücü bulup daha sonra onun üzerindeki harcadığı gücü bulmanız gerekiyor. Ki taşıyabilecek kapasitesi var mı yok mu? Eğer taşıyamazsa o eleman bir süre sonra yanmaya başlar zaten. Yanınca zaten bizim aşağıda görmüşsünüzdür. Eski osiloskoplar vardı, sinyal jeneratörleri. Onlar üzerindeki diyotların çoğu yanmıştı. Ya da dirençler sürekli yanmıştı ve dirençler de kalın dirençler. Bayağı güçlü dirençler. Ona rağmen yanıyordu. Biz en son onları çıkartıp yerine artık elimizde o tarz direnç bulursak, yerleştiriyoruz, bulamazsak yanmış farklı bir osiloskoptan direnç söküp buraya takıyorduk. O şekilde toplama yapıyorduk cihazları. Bu zeneri seçerken de bu şekilde seçiyoruz. Şimdi ters gerilimde nasıl çalışır? Şimdi bunun çalışma bölgelerine kırılma gerilimine bakacağız ki kırılma gerilimi dediğim şey şu ters yönde tutabileceği gerilim. Yani ben çıkışta kaç volt sabitlemek istiyorsam aslında zenerin voltajı V zener diyoruz ya da kırılma zener gerilimi diyoruz buna. Veri sayfalarına bakacağız ve karakteristik analizine. Şimdi esasen diyot dediğimiz şeyin simgesi normalde şu köşedeki şu çizikli kesik okların olmayan şekliydi. Ama zener diyot dediğimiz zaman burada bu iki tane daha şekil var. Bir de Schottky diyot var. Şöyle yapalım. Tamam. Şu iki şekil aynı. Aynı işi görüyor. Schottky diyotta şöyle çizikler içeriye doğru olursa da bu sefer de Schottky diyota dönüyor. Yani zener diyotun ya da diyotun genel simgesi zaten hep aynı. Burada sadece bakacağınız ufak tefek çizgilerin yönleri bizim için önemli. Bu zener diyotta akım nereye doğru akar? Akım iki tarafa doğru da akar. Aşağıdan yukarıya yani ok yönünde çalışıyorsa normal diyot gibi çalışıyordur. Herhangi bir sıkıntı yok. Ters yönde de akım akıtır. Ters yönde de akım akıttığı zaman üstünde yine bir gerilim oluşacak. Yani akım yukarıdan aşağı akıyorsa biz burada oluşan gerilime V zener gerilimi diyeceğiz. Ama normal diyot olarak çalışıyorsa, şuradaki gibi çalışıyorsa biz buna V diyot diyeceğiz. V diyotun gerilimi ne olur? Diyotlardaki gerilim neydi? Silisyumsa 0.7, germanyumsa 0.3. O zaman V diyot her zaman sabit. Yaklaşık 0.7. V zener diyot gerilimi ise değişir. O da zaten datasheet'ten bakıp biz ne istiyorsak ona göre almış olacağız. Birinci kısmı bu. Yani iki yönde de akım akıtıyoruz. Ve zener yönünde artı eksisi normal diyota göre ters yöndeyse bunda IZ dediğimiz bir zener akımı geçer. Bu zener akımının da taşıyabileceği maksimum kapasitesi zaten vardır, bellidir. Siz bu akımın üzerinde bir akım geçirmezsiniz. Yoksa yine zener diyotu yakarsınız. Burada 3 tane farklı şekil var. Bu 3 şekilde kullanılıyor.
Yani önemli olan şuradaki şeyler. Kesikli kıvrımlar zerar olduğunu gösteriyor. Şeye bakalım, hatta LT Spice'a bakalım burada ne göstermiş. Burada da şu şekilde göstermiş. Yuvarlak göstermemiş. Bir de Visio'ya bakalım. Bu Visio'da simülasyon yapamıyoruz. Ama herhangi bir devre çizim yapacaksak, işte bir sırada soru hazırlayacaksak buradan hazırlıyoruz. Hazırlaması ve kalitesi, ekran kalitesi çok iyi çünkü. Baskı aldığımız zaman da güzel çıkıyor. Şimdi şuraya Zener yazalım. Zener çıkmadı. Bunda şöyle bir işlem oluyor. Diyot yazıyoruz genellikle. Diyodu sonradan değiştiriyoruz. Bakın bir sürü diyot geldi şimdi burada. Şurada bir tane diyot var. Şu farklı bir diyot. Ki Zener diyot muhtemelen bu. Evet. Bunu da bu şekilde kullanmış. Bunun da değişikliğini yaparken şuradan sağ tarafta diyotun tipini değiştirebiliyorsunuz. Şekil olarak baktığımız zaman. Yani simgeleri bilmenizde fayda var. Tamam, kırılma geliminde anlattık. Tamam. Şimdi normal bir silisyum diyotta, normal bir silisyum diyotun karakteristik gerisi sol taraftaki gibiydi. Bunu nasıl çalıştırıyorduk? Birinci bölgesi doğru polarlama bölgesi. Yani aslında çalıştırdığımız bölge, üzerinden akım akıttığımız bölge. Biz diyot üstündeki gerilimi şöyle bir kaynak bağlayalım. Artı eksi olsun. Şöyle direnç gelecek. Sonra bir tane diyot bağladığımızı düşünün. Şimdi şu diyot üstündeki gerilime biz V diyot diyoruz. Bu V diyot gerilimi kaynaktaki gerilime bağlı olarak, kaynağı biz arttırdıkça önce diyotun gerilimi artıyor yavaş yavaş. Bunu şöyle düşünün. Biz havuzu dolduracağız ama elimizde bir tas mı diyorlar. Küçük bir kova olduğunu düşünelim. Musluktan su akıyor. Önce kova dolacak, sonra havuz dolacak. Burada da kovamız şu diyotumuz. Önce musluktan su geliyor. Önce diyotun gerilimi doluyor. Yani musluktan ne kadar akarsa diyot o kadar dolacak. 0.7'ye kadar doluyor. Yani bu kovanın hacminin 0.7'lik olduğunu düşünün. Diyotun üstündeki gerilim 0.7'yi bulduğu anda artık diyotun üstünden, üstü artık kovanın üstü dolduğu için üstünden artık su taşacaktır sürekli. Burada da 0.7'nin üstündeki gerilim devreye artık yansıtılacak. Yani üretilen güç tüketilen güce eşittir. İlk ürettiği 0.7'lik kısmı diyota verir. Geri kalan kısmı da direnç üstünde harcanır. Diğer geri kalanı da buraya harcayacağız. Buradaki gerilim de işte toplam üretilen güç Vs idi. 0.7'sini harcadık. O zaman Vs eksi 0.7'si burada kalmış olur. O yüzden 0.7'ye kadar gidiyor. Şu kısım diyot üstündeki gerilim ve akımı gösteriyor. 0.7'ye kadar gitti. Diyotun üstündeki gerilim 0.7'den sonra sabit. Ama bu devreden akan akım nedir normalde? V eşittir I çarpı R'dir. Şimdi R'si sabit direncim. Devrenin buradaki R direncimiz sabit. O zaman V'yi arttırdıkça akım da artar. Dolayısıyla zaten hat değişmediği için diyot üzerindeki akım da yavaş yavaş artmaya devam edecek. O yüzden bu grafikteki akım değeri, gerilim sabit kalıp akım sürekli artmaya başlar. Devam eder. Ama biz bunu ters yönde çalıştıracak olsak, yani bunun kaynağını, artısını ve eksisini ters yönde çevirecek olsak, diyot üstünden akım geçirmeyecek ve belli bir noktaya kadar tutacak. Bu nokta bizim için kırılma noktası. Ve buradan sonra patlayıp yanar, zaten çatlar ya da üstünde gördüğünüz zaman fiziksel bir zarar olduğunu görürsünüz diyotlarda. Ondan sonra devre zaten yanmış olur ve kısa devre olur. Şimdi elimizde ters bağladığımız bir devre olduğunu düşünün. Yani üstteki devre, aşağı bir daha çizeyim ben bunu. Eksi, artı, şöyle bir kaynak. Şurada V kaynağı var. Direncimiz var. Devreden geçen akımda 5 miliamper. Bu devredeki arızayı bulun. Yani arıza tespiti düşünün. Elinize bir elektronik kart geldi. Üstünde direnç var. LED, işte zener diyot var. Şey, normal diyot var. Bir de kaynak var. Devrede bir şeyler yanmış ama neyin yandığını bulacaksınız. Önce fiziksel kontrol yapılır. Sonra da elemanlar kontrol edilir. Elemanlarda hangi gerilimlerin olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi devre çalışıyorken bütün elemanlar tek tek kontrol edersiniz. Şimdi devreden akım geçiyorsa aslında direnç çalışıyordur genel anlamda. Ama direncin üzerinde böyle siyahlık, yanıklık varsa direnç yanmıştır. İkinci bir kısım, eğer diyotun yönüne bakıyorsun, kaynakla aynı yöndeyse zaten akım akıtması gerekir.
Doğru ama zener diyor şey normal diyor akım akıtıyorken multimetre ile baktığınız zaman 0.6 0.7'lik bir voltaj görmeniz gerekiyor. Bunu görmüyorsanız demek ki zenerde bir yanma vardır. Önce zeneri kontrol edeceksiniz. Ters yönde bağlandığında eğer burası ters yöndeyse akım geçirmemesi gereken bir yerse akım geçiriyorsa zaten zener diyot kesin yanmıştır. Direkt zener diyotu değiştirerek deneyebilirsiniz. Burada işlemleri yaparken önce zener diyotu değiştirirsiniz. Varsa gözle gördüğünüz diğer elemanları da değiştirirsiniz. Test ettikten sonra durumu anlayabilirsiniz. O yüzden bütün elemanları bileceksiniz. Her elemanın üstünde olması gereken gerilimleri bileceksiniz. Ondan sonra da teker teker değişiklik yaparak devreye çalıştırıp tekrar test edeceksiniz. Şimdi şuradaki kartlara bakın. Burada bakın zener diyotlar var. Evet burada şey zener diyotum, normal diyot. Hatta dirençmiş bunlar. Siyah olunca diyot sandım. Şurada iki tane zaten yeri tamamen bir şey kalmadığı için bunları yandığını düşünebilirsiniz. Bu kartı nasıl temizlersiniz peki? Nasıl düzeltirsiniz bunu? Çöpe mi atarsanız değiştirir misiniz? Şimdi, he? Eğer maliyeti ucuzsa atarsın. Ama mesela Mercedes de var. Bir geliş şey beyin kartları 30 bin euro. Ama adam bunu alması mümkün değil. Bir tane direnç almış, yanmış. Direnç şeyi mi değiştireceksin? Kartı mı? Mümkün değil. Kart tamircileri var İstanbul'da. İşte Mercedes'in kartını götürüyorsunuz beyin kartını. Adam bakıyor. Bir tane direnç yanmış. Direnci değiştiriyor sizden 5 bin liranızı alıyor. Çünkü kartı değiştirse adam 30 bin euro. Ölçülebilecek bir para değil. Selçuk Hoca'yı tanırsınız belki. Onun babası Mercedes özel servisi, kamyon servisi. Onlara sürekli böyle arızalar geliyor. Onlar da İstanbul'a yönlendiriyorlar. Çünkü hani elektronik kart tamiri yapılabilir. Yaptığınız anda kurtulacaksınız bütün her şeyden. Bu aynı işlem şehir içinden geçerli. Bilgisayar anakartları için de geçerli. Onlar da mesela çok pahalı. Bir yeri yanmış oluyor. Güzel bir elektronik kart tamircisine götürürseniz bu malzemeleri temizlerler, montajlarını yaparlar, size teslim ederler. Bunun şemasını bulmanız lazım. Şeması gizliyse bulursun ama eskiden televizyonda şemaları verilirdi. Mesela biz televizyon sıfır alıyorduk. Televizyonun şeması seninle, televizyonla birlikte verilirdi sana. Şöyle göstereyim. TV elektrik şeması. Ya bunları vermeden satamazlardı çünkü bir arıza durumunda kendileri servis yapmıyor bunu. Sen bunu şemayı alıp götürüyorsun şeye, teknik servise. Diyorsun ki televizyonun şeması bu. Sen buna göre tamir et. Adam devreyi tek tek kontrol ediyor. Hangi eleman nerede buluyor? Sonra o eleman yanmışsa kaldırıyor. Zaten şemada projede aslında ne olması gerektiği yazdığı için onu yerine tekrar alıp yerleştiriyordu. Ama şimdi maliyeti değiştirme maliyetleri çok daha fazla olduğu için firmalar dahi mesela Samsung'a bir şey gönderdin. Kartı tamirinden uğraşmıyor. Adam yenisini getir tak hemen diyor. Yani garantiye gönderirsen böyle değişim olur. Öteki türlü üstüne bakacaksın. Okuyabilirsen okursun, okuyamazsan Fatiha'yı okursun artık buna. Yani değişmezse denemek zorundasın ya da orada olması gereken şeyleri kendin hesaplarsan ancak bir yer bir şekilde olur. Ya da aynı devrenin çalışır halini bulursun. Gider oradan okuma yapıp buraya aktarırsın. Ama diğer bir kısım yani birazcık tecrübe. Bunlar paralelse bütün elemanlar aynı olma ihtimali var. Yandaki elemanlar da aynıysa aynılarını yapıştırırsın. Burada aynı gibi mi duruyor? Burada biraz farklı karışıkmış gibi durmuş. Ama bu şekilde yandığını anlarsınız. Zaten ama bu şekilde yanmamışsa mesela şu yanmış bariz belli. Buralar patlamış zaten. Genelde böyle bir patlama oluyor zaten. Bunun dışında mesela şunda da yanma var. Şu aşağı taraf şurada bir yanma var. Ama bu elemanı değiştirmek kolay. Üstüne bakın 4800 diye yazıyor. Bunu kaldırıyorsunuz. Yerini iyice temizliyorsunuz. Tinerle vesaire. Sonra yeniden lehim yapıyorsunuz. Devre çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bakalım başka ne var. Bir de yanmamış gibi görünüyor ama esasen orada bir devre elemanı bozulmuş. Öyle düşünün. Onu bulması çok zor. O durumda işte arıza tespiti günler alıyor. Adam diyor onun için vereceğim işçiliğe ben kartı değiştiririm daha iyi diyor. Uğraşmıyor o işlerden. O yüzden ilk baktığınızda böyle kartta bir şey görünmüyor gibi olur. Ya da görünüyordur tamam ben bunu düzeltince düzelecek diyorsun. Bir değiştiriyorsun bir sürü yerde hata varmış halbuki. Uğraştığında kalıyorsun. Başka var mı? Yok. Mesela bir kondansatör bozuldu. Nasıl anlayacaksın? Hele bu kondansatörler bu üstündeki SMD elemanlarsa bayağı bir zor. Çok uğraşmanız gerekir. Yapılmaz bir şey değil, yapılır ama yani kart daha ucuzsa o işçiliğe değmez. Tamam. Şimdi bu normal diyotu anladık. Zener diyotta yine aynı şekilde bakın grafik olduğu gibi birebir aynı.
Sadece bunun kırılma gerilimi, biz kırılma gerilimini artık VZ olarak adlandırıyoruz. VZ'leri aslında kırılma geriliminde çalıştırmaya çalışıyoruz sıklıkla. Yani ters yönde bir gerilimi tutacak şekilde çalıştırıyoruz. Bu gerilimi de tutarken de üstünden belirli bir akım geçiriyor ve maksimum akım oluyor. O maksimum akımın üstüne geçtiği anda da devre patlıyor. Yine o yüzden akımı geçirmemek lazım. Uygun bir şekilde kullanmak lazım. VZ'ler diyot şeklinde satış yapılırken şuradaki kırılma gerilimimiz neyse biz onu da sabitlemek için alacağız devreye. Yani mesela 9.9, 19 volt. Onun için alacağız, kullanacağız. Şimdi burada da şimdi devreyi açalım. Şimdi az önceki diyotumuz buydu. Şimdi bu zener diyotun gücü 1 wattmış. Tamam mı? Üstünde ben diyeyim ki şu 40 olanı, yani üstünde 10 volt tutacak bir zener diyot seçtim. Ben bunun üstünden maksimum ne kadar akım akıtabilirim? Neydi? P eşittir I çarpı V'ydi. Gücümüz 1 watt. Gerilimi 10 voltsa siz bunu P I eşittir P bölü V'den maksimum akıtabileceği akımı bulacaksınız. Ve devreyi tasarladınız, devreyi de hesapladınız. O devreden geçirebilecek işte o hattan geçecek akım maksimum akımın üstüne geçiyor. O zaman orada o zener diyotu kullanamazsınız ya da 2 gün sonra yanar. O yüzden o hesaplamalara bakarken bunlara bakacaksınız. Yani burada çok fazla sayısal değer var hesaplama yaparken. Yani o yüzden hesapladığınız her sayısal değerin ne anlama geldiğini muhakkak biliyor olmanız lazım. Buradaki sayı ne ifade ediyor benim için? Çünkü mühendislik tamamen sayılarla ve sayılara göre karar veriyorsunuz. O yüzden bunları bilmekte fayda var. Kodları ezberlemenize gerek yok zaten. Bunlarda bir şey yok ama akım ve gerilimleri bileceksiniz. Zaten bir eleman üstünde bir akım olur, bir gerilim olur. Bunları zaten kavrayabilirseniz bayağı bir ilerletirsiniz. Tamam, şu daha ters polarlama bölgesiydi. Normal diyot kısmında da bu zener diyotları çalıştırabiliriz. Yani elinizde normal diyot yok, zener diyot var. Bunu da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yine zaten normal diyot gibi çalışacak ama yine bunun da şeyini kullanabilirsiniz. Akımını kullanabilirsiniz. Akıma bakmanız lazım. İkincisi, zener diyotu da normal diyot gibi kullansanız dahi ters yöndeki kırılma gerilimi işte 5 voltsa 5 volttan fazlasında karşılık geldiği zaman patlayabilir. Normalde biz diyotlara 50 volt işte ters gerilime dayansın diye yapıyoruz ya da 100 volta. Zener diyotlar o kadar fazla gerilim kaldırmayabilir. Esas mantık, üstüne bir gerilim düştüğü zaman artık ne düşerse düşsün o devrenin çıkışındaki gerilimi VZ voltajına sabitlemek için kullandığımız bir devre elemanı bu bizim. Şimdi aslında bu şey nereden çıkıyor? Böyle bir ihtiyaç nereden çıkıyor? Günümüzde çok fazla adaptör var. Adaptörler işte 1.8 voltla 200 volt arasında değişiyor. Tabii bunların üretilen güçleri de farklı. Mesela şuna bakayım, gücü ne kadarmış bunun. Gücünü yazmamış ama şeyi var. Vatı vardır muhtemelen de görmedim. 19 volt 6.32 amper çıkıyormuş. Voltta gerilimi çarptığınız zaman zaten yaklaşık olarak gücü çıkıyor. 120 volta yakın bir şey geliyor burada. Farklı adaptörler olduğu için bizim amacımız farklı adaptörle de aynı devreyi çalıştırabilmek. Hemen anında problemlerimizi giderebilmek için kullandığımız bir devre elemanı aslında. Bu şekilde tasarlanıyor. Şunlar da farklı kılıfları. İnceden kalına doğru gidiyor. Peki şu kalınla ilk baktığınızda şunun arasında ne farklılık olabilir? Sadece şekle bakarak fikir üretmeye çalışın. Akım taşıma kapasitesi niye? Nasıl değişti? Nasıl anladınız onu? Kalınlığından, uzunluğundan değil. Tamam, kalınlık çapı dediğimiz şey aslında bir boru gibi düşünün. İçinden su taşıma kapasitesidir. Aynı şekilde burada da kalınlıklar akım taşıma kapasitesidir. Ne kadar kalın olursa o kadar fazla akım taşıma kapasitesi olur. Ama kalınlık her zaman taşıma kapasitesini göstermeyebilir. Farklı malzemelerle işte elementin yapısı değiştirilerek de farklı taşıma kapasitesi oluşturulabilir. Mesela süper iletkenler. Çok ince ama çok hızlı iletebiliyorlar. Ya da fiber optik kablolar var. Duymuşsunuz durumlarda. Işık iletimiyle gerçekleştiriliyor. Yani hız taşıyacağı akım kapasitesi, gerilim kapasitesi içindeki elemente bağlı da değişir. Ama ilk bakışta işte kalınlıklara göre akım kapasitesi değişiyor diyebilirsiniz. Bir de bakın şunun dışı metal gibi gözüküyor. Şu dışı cam, bunlarda
tamamen böyle kömür gibi siyah bir malzemeyle kaplanmış. Yani dış kılıflarda farklılık gösterebilir. Peki bunların dışlarına ellerseniz elektrik çarpar mı size? Kılıfların dışına. Elektrik akımı nerelerde dolaşır? Sadece giriş çıkış hatlarında olur. Dış diğer kısımlarda olmaz. Peki bu sizi öldürür mü? Dokunsanız. Ne kadar? Akım mı öldürür, gerilim mi öldürür? Yani yüksek gerilim kolay kolay adamı öldürmez de. Yani öldürebilir gene ama geçerici akıma bağlı değişir. Yani sizi esasen akım öldürür. Yüksek gerilim alır sizi tutar, sallar sallar bırakır, bir yerlere atar sizi. Gördünüz mü hiç öyle kaza? Birazdan göstereyim size o zaman da. Ya ben şey diyebilirim, akım da önemli. Sadece gerilim değil. Tabii akım kesinlikle. Zaten adamı öldüren şey akım. Yapmaz. Akım, kaç akımda peki ölürsünüz? Yok. Kaçlık? Kamper öldürür. İki amper dediğim şey adaptörlerinizin şeyleri, ha, ucuları. Öyle basit diye görmeyin. O şebekeler falan zaten buraya dokunsana direkt öldürür sizi. Ama geçen bir tane görmüştüm. Elektrik yiyen dede diye bir şey var. Gördünüz mü onu? Adam 220 voltu diline falan değdiriyor. Hiçbir şey yok adamda. Eline lamba tutuyor. Muhabir diyor ya biz de dokunabilir miyiz? Ölürsün sen dokunma diyor. Vallahi mükemmel ya. Ama yani sen yapsan ölürsün yani. Adama bir ara bir kaza mı ne geçirmiş, ondan sonra böyle bir bağışıklık olmuş. Muhtemelen vücut direnci değişmiş. Yani akımı sınırlayacak şekilde değişmiş. 500 miliamperin üstünde vücuttan akım geçerse ölürsünüz. Kalbi durduruyor direkt o. Elektroşoklar da o şekilde zaten tasarlanıyor. Bir de esastan yapmanız gereken şey ayaklarınızda böyle plastik bir şey olursa vücuttan girip topraktan ayağınızdan çıkarsa hemen kurtulursunuz bazen ama o çıkış yılı önemli. Şimdi benim sol kolumdan girdi, sol ayağımdan çıktığını düşün. Hangi hat üstünden gitti? Soldan girdi, kalp üstünden direkt gitti. Eğer buradan zaten 500 geçtiyse durduruyor kalbi. O yüzden giden yerler önemli. Şuradan geldi bu tarafa gitti. Ne olur? Yine kalpten geçmiş olacak. Göğüsten geçiyor çünkü. Yine durdurabilir. Ama şöyle düşünün. Bazen iki parmağını yerleştiriyor adam. Şurada farklı bir şey var. Direnç olmuş mesela. Buradan girip buradan çıkıyor. Ya da parmaktan girdi. Şuradan yakın bir yere vücudu delerek dışarı çıkıyor. Geçen bizde oldu. Hanımın abisinin çocukları. Yolda yürürken işte ayakkabısını bağlayacak diye ellerini tele koyup ayakkabısını bağlamaya çalışıyor. Tel gerimden mi? Direkten elektrik açığa varmış tellere. Çocuk değdiği anda çarpılmaya başlamış. Annesi gidiyor, annesi de çarpılıyor. Öteki çocuk gidiyor, o da çarpılıyor. Allah'tan hani kaçak çok fazla. Başka bir yere akım gitmiş. Öldürecek kadar değil. Ama elektrik bir taraftan girmiş, şuraya patlatmış, dışarı çıkmış. Burası yaraydı. Bütün gün kusmuşlar falan. TEDAŞ gelmiş, özür dilemiş falan ama özürlü olacak işte bu. Tazminat davası açtılar. 10 bin lira mı, 15 bin lira mı bir de para aldılar üstüne. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman direkt tazminat alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani, he? Ölmediği için devlet böyle uygun görmüş. Ölse yani Allah korusun. Yani elektrik kaçaklarına dikkat edin. Olduğu yerden de tazminatı alabilirsiniz. Ama hani bunu alırken de bilmiyorum nasıl yaparız. Allah korusun. O yüzden dikkatli olun ve gezerken de tedbirli olun. Elektrikçi olarak yani mesela evinizin içinde böyle açık kablolar görünmesin. Yani yukarıda mesela açık mesela birisinin evine gittim. Balzın evine gittim öyle diyeyim. Kablolar böyle açık. Dedim bak bunlar çarpar. Hani çocuklar elinde balonla geziyor. Yukarı bir değdirirse gidecek hepsi. Şeyde banyoda şofbendin kabloları açık. Bunları bir elektrik bandıyla ucularını kapatmanız lazım. Olur banyodası mesela rutubet oldu, nemlendi. Nemden dolayı o iki kablo arasında bir aklanma olur. Elektrik akımı kısa devre olur. Direkt sigortaya attırırsın. Sonra neyden attığını da anlamazsın. O yüzden bütün ucuları yalıtıyorsunuz. Ya bunların hepsi güvenlik önlemleri. Ama hepsini öğrenirseniz işiniz kolaylaşır. Yani her işin ilmi var öyle diyelim size. Öğrenin, ona göre yapmaya çalışın. Şu elektrik dediğe bakayım var mı diye de. Şov haberde çıkmış da bu adam. Hesabı değiştireyim de. O elektriklerin efendisi. 5000 voltluk akıma bile dayanabilen elektrik dedi. Vücudunun öyle bir... özelliği var ki onu elektrik çarpmıyor. Çıplak elle kabloları tutuyor ama elektriği hissetmiyor bile. Yılmaz amcanın akıl almaz şovu var sırada.
dediler bu bir tıbbi bir harikadır dediler. Bu olamaz böyle bir şey. O elektrikle de kabloları çıplak elle tutuyor ama çarpılmıyor. Adeta bir süper kahraman gibi yüzlerce volt elektrikle oynuyor. Ölümle dans ediyor. Elektriğin var olduğunu şuradan anlayalım. Biz tutsak onu? Ha, o ölürüz. Ben bunu böyle tuttuğum zaman benim kalbim akımın içerisine giriyor. Elektrikle de İstanbul Göktürk'te yaşıyor. Nasıl çarpılmadığına kimse akıl sır erdiremiyor. Ben bunu saatlerce tutarım. Biraz parmağınız titriyor. Elektrik mi var? Tabii bu. Sen işte elektrik değil mi? Yakıyor bu. Yakıyor. Olduğu yeri yak. 81 yaşındaki Yılmaz Sarı bundan tam 40 sene önce bir fabrikada elektrik panosu üzerinde çalışıyordu. Tam o sırada 5000 voltluk akıma kapıldı. Mucizevi şekilde hayatta kaldı ve o günden sonra çok ilginç bir yeteneği olduğunu fark etti. 5000 volt dedi, ben bir mandaya versem dedi, 5 saniyede kül olur dedi. Ben de bunun üzerine dedim, hocam yani ben şimdi mandadan mı da büyük hayvan mısın? Bunu bırak, bunu tut, bunu ikisini beraber böyle tutabiliyorum yani. Yılmaz Sarı 220 volt elektrikle oyuncak gibi oynamakla kalmayıp aynı zamanda izolasyonsuz bakır kabloları elleriyle tutarak ampul de yakabiliyor. Natur faz tutuyorum. Natürü göbekten, fazı da şeyden lambaya yakıyorum. Lamba dönüşü derler bu ceyran teriminde. Lamba dönüşünün yükü de bana yüklendiği zaman bu 220 çok çok fazlaya çıkıyor. 440'a çıkartıyor. O adam tabii ki daha beni zorluyor. Karıncalanıyor mu? Bu karıncalanıyor. Elektrik arızası olduğunda kendiniz yapıyorsunuz yani, herhalde. Tabii. Ben... Sigortaları kapatıp mı çalışıyorsunuz? Yok. Sigortalar. Ya bunlar benim için bir şey değil. Öyle bir bünyeye sahip ki elektrik ona hiçbir şey yapmıyor. Tutma. Dokunmayayım mı siz? Yok. Ancak bu yeteneği elektrik faturalarına yansıyor. Bu tehlikeli oyun hakkında kendisini görenlere bir uyarısı var. Kesinlikle bu ölümcül hareketleri evde denemeyin. Sakın burada ölümle ben maç yapıyorum. Ama bunu kimse denemesin. Burada ölüm tehlikesi vardır. Yanlış oldu. 5000 voltluk gerilim. Valla bir gün kaza olursa örümcek adamı da ısırıyor sonra yapıyorlar ya, bak bizde gerçek kahraman var ya. Onlarınki sistem var. Neyi? Biraz yaşlı hocam. Ama eskiden olmuş. 40 yıl önce olmuş bu olay. Eskiden beri süper kahraman adammış. 220'de 440'a çıkıyor dedi. Orada bir dönüştürücü oluyor diyor ama onu anlamadım. Ölçmek lazım. Bu güzel, evet. Bunları mühendise giriş dersinde gösteriyor. Elektrik çarptığı için kaçıyor hayvan. Şimdi tek hatta bir şey yok. Kuşlar konduğu zaman bir şey olmuyor ya. İki hatta konursanız gidersiniz ama. Gel. Bunlara gülüyoruz ama bak, bu normalde tek hat. Yani kuş konduğu zaman bir şey olmasının sebebi. Ama devreyi tamamladığınız zaman gittiniz. Ayrı bir olay zaten. Sihirbazlık var burada. Kabarıyor bak şimdi. İşte. Güzel oldu. Burada bir yeri değmiş muhtemelen. Değdiği için patlıyor. Sakinleştirici burada ama. Elektrik çarptı gitti. Daha çarpmamış. Zaten ağzı falan değiştiriyordu. Neyse daha fazla şey yapmayalım. Ama yani dikkatli olun böyle şeylerde. Çok tedbirli olun. Yani elektrik öldürür. Hiç affet yok onu yani. Hocam ben dinledim. 9-10'u klima indirdiydim. Merak ettiydim. Ona bir şey olmaz ki. O küçük miliamperler geçiyor. 500'ü bir görsen o zaman anlarsın. Yani
Dili herkes değdiriyor. Onu herkes hep yapıyordu 1.5 voltlarda falan ama büyükte falan yemez yani. Yani o yüzden elektrik hatlarında mesela şimdi elektrikçi olarak çalışacak olan arkadaşlar da var aranızda. Bir yerde siz bakım falan yapıyorken gidersiniz ana hatta kapatırsınız üstüne kendi kartınızı asarsınız. Sizden başkası gelip de onu şalteri kaldıramaz yasak. Bizim arkadaşın babası işte bakım yapmaya gitmişler kapatmışlar. Tabii uzakta bir 50-60 kilometre fark var bir yerden arızaya gidiyorlar. Gitmiş ondan öncesi birisi elektriği kaldırmış. Arkadaşın babası orada işte arızaları yapmaya çalışınca elektrik çarptı. Adamı aldı 4-5 metreden fırlattı attı yere. Elleri falan böyle parçalanmıştı. Kurtuldu Allah'a şükür orada. Sonra Covid'den vefat etti bir 10 yıl sonra falan. Ama o elektrik sıkıntı yani. İstediğiniz kadar mesleğiniz olsun çok iyi bilin. Sakın güvenmeyin kendinize. Tedbirli olun. Hani şu an belki size basit geliyor elektrik ya hallederiz bir şey olmaz gibi ama valla kaçak akım götürür. Hele bazen şey oluyor. Yerler ıslak oluyor. Bir elektrik kaçağı oluyor. Gelen giden düşüyor yani gidiyor. O elektrik direklerine çarpılmada da öyle var. Aklınızda olsun. Bu konuda tedbirli olun. O yüzden elektronik devreleri de kolay kolay çarpmaz ama güç diyotlar vesaire kullanıyorsanız dokunurken muhakkak dikkat edin multimetreyle falan dokun. Elinize atmayın hemen. Hem gerilim hem akım yani patlatır adamı. Şimdi bunun zenerin karakteristiğinde her zaman normal bir devreden bakıyoruz. Normal zener diyotu bağladığımız gibi bağlıyoruz. Normalde biz pardon diyotu bağlar gibi bağlıyoruz ama bu sefer tam ters yönde. Çünkü bizim istediğimiz ters yönde akım geçirmesi. Ve devreyi şu kısımdan besleyerek vermemiz. Peki bu kısımda gerilim ne olur? Zener diyot gerilimine eşit olur. Yani VZ'ye eşit olur. Yani siz ne verirseniz verin. Bu ters kısımda zener diyotunun sürekli sabit kalmasını istiyoruz biz. Burada bir tane kaynağımız var. Kaynak gerilimi farklı olacak. Yani adaptörü farklı adaptörlere taktığımızı düşünün. Direncimiz sabit. Tabii bunun da istediğimiz gerilimi verebilmesi için direncin de hangi aralıkta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buraya farklı hatalı bir direnç koyarsanız yine istediğiniz gerilimi alamazsınız. Bunun karakteristiği de şu şekilde. Direnç üstündeki gerilim ve direnç üstündeki akım. Bu neye bağlı? Devredeki gerilime bağlı. Üretilen güç tüketilen güce eşitten. Siz gerilim arttırdığınız zaman direnç üstündeki gerilim yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yani hattaki bu ızı akımı yavaş yavaş artmaya başlayacak. Ama zener diyotun çalışabilmesi için zener diyot üstünden minimum bir akımın akması gerekiyor. Ve maksimum da zenerin taşıyabileceği maksimum akım kapasitesinde olması gerekiyor. Bunun anlamı diyotun üstünden geçecek zener diyotun minimum ve maksimum akımlarını sağlayacak direnç değerlerini belirlememiz gerekiyor. Ya da ikincisi verdiğimiz kaynağın zener diyotu minimum ya da maksimum akım aralığında çalıştırabilecek kapasitede olması gerekiyor. İşte ben dedim ki 6 ile 18 volt arasında bir gerilim kaynağı verirsen çıkışta 5 volt sabit alırsın. Ama siz gider 2 volt verirsen 2 volt verip de 5 volt çıkış almanız alamazsınız. O yüzden istediğimiz aralıkta istediğimiz standartlarda vereceğiz. Yani siz bir mühendissiniz bir şey tasarlıyorken onun belirli standartlarda çalışıyor olması lazım. Öteki türlü yani kıstasları sizin belirlemeniz gerekir. O kıstasların dışına çıkarak çalıştırılmayacak. Mantığımız bu şekilde. Genelde de şu aralıkta yani ikisinin de aralığında çalıştırabiliriz. Öyle diyelim. Şimdi eş değer devresine bakalım. Bir de zener üstündeki bir direncimiz oluyor. Zener direnci. Zener deyince de aslında bizim zener diyotumuzun gerilimlerinin farkı bölü akımların farkı. Bu da aslında devredeki eklediği küçük bir dirençmiş gibi görülüyor. Bunu da bilelim. Şimdi biz normal diyotları kullandığımız zaman diyotlar yerine biz eşdeğer modeli ne yapıyorduk? Diyotu kaldırıyorduk. Yerine bir tane akım gerilim kaynağı yerleştiriyorduk. Burada da aynı şekilde. Zener diyotun artısı eksi neresi? Tam tersi diyota göre. O zaman bu zener diyotun geriliminin yerine sanki bir tane VZ kaynağı varmış gibi yerleştiriyoruz. Normalde bu VZ kaynağının yanına bir tane de iç direnç yerleştirebiliriz ZS ama biz bunu ihmal edip sadece kaynakla devam edebiliriz. Bu ZS'nin hesabı da yine şu aradaki gerilim yani VZ gerilimi bölü bu daire o anda akan akım. Eğer anlık olarak direnç hesaplamak istiyorsanız ama belirli bir gerilim aralığında akım, direnç hesaplamak istiyorsanız şu yukarıdaki denklemi kullanacaksınız. Yani gerilimlerin farkı bölü akımların farkı. O da nasıl olur? Şöyle bir grafik çizeyim size şimdi. Şöyle bir grafiğimiz olduğunu düşünün. Ben şu birinci noktayla ikinci nokta arasında devrenin direncini hesaplamak istiyorum. Şurası VZ olsun benim için. Üst taraftaki de IZ olsun. Eğer çok küçük dirençler sizin devrenizdeki akımları çok küçük etkiliyorsa ve önemliyse sizin için bunu hesaplayabilirsiniz. Şu bölge arasındaki direnç değeri ne olur? Gerilimlerin farkı bölü akımların farkı. Şuraya V2 diyelim. Şurası V1 olsun.
Aynı şekilde aşağısı I1, üst tarafta I2 olsun. O zaman toplam bu delta V dediğimiz şey gerilimlerin farkı demek. Yani ikisi arasındaki farktır. V2 eksi V1 diyoruz. Bölü iki akım büyük olan hangisi? I2 bölü I1. Şey, I2 eksi I1. Olur da burada eksi bir sayı alırttığınızı düşünürseniz çıkar mı eksi? Direnç eksi çıkmaz. Unutmayın. Bunların mutlak değerini alırsınız. Yani direnci eksi çıkartmayın. Bu da bu şekilde. Aslında şurada da yine farklı bir şekilde göstermiş bakın. Şu iki nokta arasındaki direnci almak istersem iki nokta arasındaki gerilim farkı delta Z denilmiş. Böyle iki nokta arasındaki gerilim farkı ve akım farkı. İkisini oranlayıp bu bölgedeki direnç değerini bulmuş. Yani bu da bizim için Zener direnci olarak geçiyor. Yine Zener diyotun üstündeki Zener diyotun gerilimi, bakın şu sol taraf Zener gerilimini gösteriyor. Eksenimiz. Sağ tarafta akımı gösteriyor. Zener üstündeki gerilim belli bir noktaya geliyor. Ancak IZ minimum akımı akıtmaya başlıyor. Bundan sonra artık biz gerilim değerini sabitleyebiliriz. O sabitlemede nasıl? Bakın şu noktadaki gerilimle şu noktadaki gerilim farklı değil mi? Şimdi az önceki datasheet'i açalım. Şuradaki datasheet'te ne diyordu? Ben 8.2 alabilirim. Ama 7. şu aşağıdakine yapalım. 6.8 normal çalışma akımı. Şey, çalışma gerilimi sabitlemek için. 6.8 şu ortadaki nokta. Peki minimum salınım neredeymiş? 6.46 ile 7.14 arasındaymış. 6.46 şurası minimum akım akıttığımız nokta. Diğeri de 7.14'te şu nokta. Biz gerilimimizi bu iki nokta arasında salınım yaptırabiliriz ama akıtacak akımlar minimum ve maksimum aralıkta olması gerekiyor. Yani herhangi bir beslemeniz var. İşte altının üstünde herhangi bir kaynakla beslediğiniz zaman o devre çalışacaksa, örneğin bunu pil şarj devresi diye düşünebilirsiniz. Elinizde bir tane pil var 5 voltluk. 6 noktalık işte bir gerilimle beslediğiniz zaman bu pili doldurabilirsiniz. Burada böyle bir zener diyotlu devre tasarlayabilirsiniz. Tabii pili beslerken de pilin çekeceği akım da önemli. Çünkü pilin çekeceği akım şarj süresini etkiliyor. Hızlı şarj ederseniz ömründen yiyorsunuz. Yavaş şarj ederseniz zaman kaybediyorsunuz. Bu artık size bağlı kalmış bir olay. Ona göre ayarlanabilir. Çünkü zenerin de maksimum akıtabileceği akım var. Geri kalan akım da devrenin diğer kısmından tamamlanıyor. Buradaki onları da hesaplayıp ona göre tasarlamak lazım. Bu kısmı da hallettik. Isık kararlılık. Şimdi ısı kararlılık var. Bu kısmı bilgisine olsanız yeter. Öyle geçelim. Şimdi normalde biz bütün malzemeleri oda sıcaklığında tasarlanacak şekilde tasarlıyor üretici firmalar. Ama testlerini yaparken 50 santigrat derecede, yani biraz daha ağır koşullarda test ediyorlar. Ve bu test sonrasında da işte çıkan durum şu. Çalışma koşullarındaki her 1 santigrat derecelik ısı artış zener diyottaki VZR gerilimini %0.05 arttırıyormuş. Demek ki sizin çalışma ortamınızda sıcaklığı çok yüksekse, örneğin bir fırında çalışıyorsanız ki onlar böyle demir fırınları var, potalar var, belki görmüşsünüzdür, 1000-2000 derece. Orada bu derece çok önemli. 5 voltu falan arttırabilir. Bu değerler sizin için önemliyse bunlara dokunmazsınız. Yani önemliyse dikkat edip bakarsınız bunlara da. Bunlarda yüksek güçte çalıştırılan zener diyotlarda da soğutucu monte ediliyor. Şimdi soğutucuları görmüş müydünüz? Bir de soğutucu bakalım. Ya da şuraya zener soğutucu diyelim. Şu plakaları görüyorsunuz. Bu plakalarda malzemeleri soğutmak için kullandığımız bir şey. Artık sizin malzemenizin çapına uygun olacak şekilde bunlardan yerleştiriyorsunuz. Bunlar hazır da satılıyor. Şöyle tekli tekli de satılıyor. Alt tarafı yapışkanlı. Çıkartıp bunu istediğiniz devre elemanı üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Özel tasarım istiyorsanız yine Özlisan tasarım da yapıyor. Renklerin farklılığı da var. Peki burada soğutucularda sizce önemli olan şey nedir? Yüzey alanı, ama onun dışında farklı neler var? Şu kanallar ne işe yarıyor? Üstünde bakın kanallar var. Kesik kesik kanallar var. Açmışlar kanalları vesaire.
havayla temas etmesi için. Ne kadar çok temas ettirirseniz, havaların geçişini o kadar sağlarsanız orası daha çok soğuyor. Yani aslında amacımız bizim metalin havayla temas eden yüzey miktarını arttırmak. Bunu ne kadar çok arttırabilirseniz o kadar çok hızlı soğur. İkincisi, bunlara bir de fan takılıyor. Fanlı olanları var. Raspberry'lerde görmüşsünüzdür. Üstünde bundan var, üstünde bir de fan var. Fanla birlikte o teması, yani havanın sirkülasyonunu arttırıyor. Yani sıcak hava dolaşıyorken burada ortamda, öyle düşünün. Ben buraya bir fan koysam sıcak hava daha hızlı dolaşacaktır. Şimdi burada herkes nefes alıp verdiği zaman ortam sıcaklığı artıyor. Ama doğal rüzgar bunu belli bir seviyede azaltıyor. Fan koyarsanız hızlı bir şekilde buradaki sirkülasyonu sağlayabilirsiniz. O yüzden işlemcinin ısınmasını engeller. Bir de Raspberry fana bakalım. Raspberry. Şu üstündeki metal fan. Bakın şurada bayağı büyük bir şey koymuşlar. Normalde fanları şuradaki gibi. Üstte metal yok, sadece normal fan var. Ama her tarafını metal kaplayacak şekilde koyarsanız bütün malzemeden sıcaklığını alır, içeriye sonra daha sirkülasyonla hava verir. Bu fan peki nerede kullanırsınız? Niye kullanırsınız? Normal Raspberry çalışıyor. Fana niye ihtiyacınız olur? İHA'larda kullanınca ne oluyor ki lazım olacak? Zaten aşırı hassas filmler, özellikle kamera filmi mesela en ufak bir çarpıntıda bile hasar görebiliyor. Yok, tam o değil. Ya ortam sıcaklığı yukarıda, sıcaklığı yukarı çıkınca azalmıyor mu? Uçaklarda buz gibi ortalık. Ortam kapalı. Her türlü hava giriyordur içine ya. O kadar değil. Bir de rüzgarda gidiyorsun, içeri deli gibi hava alıyor. Giriyordu hocam, bir tane temas etmiyor, bir şey olur. Yapalım, garanti olsun. Yaptığınız işlem kapasitesine göre değişir. Mesela görüntü işleme yapıyorsunuz İHA'larda. Ondan dolayı çok işlem yaptığı için aşırı derecede ısınır. Ve aşırı derecede hızlı bir şekilde soğutma yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde işlemcilerde de bu geçerli. İşlemci soğutucu diyelim. Bu işlemci soğutucuları bile şu anda deli gibi para. Mesela şu işlemci soğutucu. Gerçi bunlar ucuzmuş şu anda da. Neyse, fiyatlar çok önemli değil. Bunun da su ve hava soğutmalısı var. Mesela şu kısımda dış üstündeki metalleri görüyorsunuz. Bir sürü kanalları var. Her bir kanaldan ve içinde de 3 tane fan var. İşlemcinin sıcaklığı o kadar yükseliyor ki. Bunu soğutmak için havayla ve alüminyum bakır şeylerle aşağıdaki metal soğutuluyor. Aşağıdaki sıcaklık hava çekiyor önce aşağıdaki işlemciden kendine. Sonra burasında havayla tekrar soğutuyorsunuz. Yani metal bir yerden temasla sıcaklığı alıyor. Kanallarla da o metali tekrar soğutuyorsunuz. Bir de o aşağıdaki metalin su olan bazlısı var. Yani motorlarda nasıl su soğutma var. Bunda da aynı şekilde şu kısımda da şu cooler yazan kısım, yani Corsair yazan şu kısım içinde suyla dolaşıyor bunun. Fanla birlikte su sürekli devir daim yapıyor. İşlemcinin sıcaklığını suyla alıp yukarıdan soğutup tekrar gönderiyor aşağıya doğru. Bunların fiyatları da artıyor tabii. Mesela bu 1000 liraymış. İşlemci zaten 7000 lira. Buna 1000 lira para verdiğinizi düşünün. Ama bunlar önemli şeyler. Eğer yüksek kapasiteli işlemler yapıyorsanız, İşte görüntü işlemedir, yapay zekadır ya da farklı ağır işlemler yapıyorsanız, özellikle oyun oynuyorsanız onlarda da lazım oluyor. Böyle kaliteli fan kullanmakta fayda var. Öteki türlü bilgisayar sürekli reset atar. Nereden attığını anlamazsınız. Onun mantığı şu, işlemci sıcaklığı belli bir derecenin üstüne geçtiği anda otomatik reset atıyor. Kendini korumaya alıyor. Sıcaklığı düşürmek için. Bu da bu şekilde. O yüzden bu sıcaklıklara çok dikkat edin. Ben Recep Hoca'dan duymuştum. Bu ısı kararlılıkla alakalı, malzemelerle alakalı. Sanırım İzmir'deydi. Bir tane firma, kavçuk firması, sıcak kavçuk üretiyor. Sıcak kavçuğun da sıcaklığı işte 1000 santigrat derece diye düşünün. Malzeme sıcak kavçuğu veriyor, istediği şekli verip çıkıyor. Ama elektronik kartla tasarlıyorsunuz bunu. Devreyi tasarlıyorlar, çalışıyor. Bir yarım saat sonra devre bozuluyor. Elemanlar yanmaya başlıyor. Çektiği akım normal, hiçbir şeyde sıkıntı yok. Ama seçtikleri elemanlar o silikon, sıcak silikonu döktükleri yerdeki sıcaklığa uygun eleman değilmiş. O sıcaklık işte 500'ün üstüne çıktığını düşünelim ama bizim geneldeki elemanlarımız 150 santigrat dereceye göre çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Hatta bunlar datasheet'te görürsünüz. Bakın şu -55 ile +150 arasında çalışıyor. Eğer siz 150 santigrat derecenin üstünde bir ortamda kart tasarlıyorsanız, ki bu normal bir fırın bile olabilir, bu elemanları orada kullanamazsınız. Yarım saat sonra yanar. Yani fırın başlangıçta soğuktur, hiçbir sıkıntı yok. Yakarsınız fırını, fırın yandıktan sonra eleman da yanar zaten. O yüzden bu sıcaklıklar önemli. Sıcaklıkta da elemandaki artışlar da, elemandaki akımlardaki artışmalar da önemli. Bunlara dikkat edin. Ara verelim mi, devam edeyim mi? Verelim. Tamam, verelim.
20 geçe buluşuruz.